Herkese merhaba. Toy Akademi kanalında Toy Uzman programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu adından da anlaşılacağı gibi Toy Uzman, işi uzmanına sormak mı dersiniz? Hocam nasıl iş mi dersiniz şimdi gençlerin tabiriyle? Bunların hepsini konuşacağımız, meslek gruplarını da tanıyacağımız bir program. Ve ilk konuğumuz değerli doktor Levent hocam. Levent Sekiz Kardeş. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hocam böyle bir giriş yaptım çünkü ilk de sizinle çekiyoruz. Ha, bunu ilk yayınlarlar mı onu bilmiyorum. Artık bunu da tedbirli konuşacağım. Veya anlayan anladı. Anlayan anladı. Hocam o enerjiyle konuşuyorum. Gidiyorum bir bakıyorum üçüncü kişiyi ilk program yayınlamışlar. Yani enteresan. Eyvallah. Levent hocam çocukların merak ettiği ya da olası merakları nedir onları düşünerek birazcık yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda da yorumlara yazarsanız merak ettiğiniz meslekleri ve sorularını neyini merak ediyorsunuz? Şimdi ben bir empati yaparak bir de çocuğumuza çevremize de sorarak birkaç sorular var kafamda. Ama asıl amacımız çocukların merak ettiği gözüyle bilir kişi gözüyle soru değil burada. Eyvallah. Bir çocuk neyi merak eder? Söz gelimi şimdi konuşacağımız tıpla ilgili mesele. Hocam kutsal meslek diyorlar. Mesela bunu çok merak ederler diye düşündük. Birkaç kardeşimiz de sordu bunu. Bu yüzden şey bakıyorlarmış, çekiniyorlarmış hatta yani. Kutsalı anlamıyor daha yani. Kutsallığı nereden geliyor? Evet, evet. Buradan başlayalım arzu ederseniz. Bana kalırsa bütün meslekler kutsal. Çünkü her meslek insana hizmet ediyor. İnsan odaklı. Ama genel bütün dinlerde, bütün toplumda tıp mesleğine özel bir kutsiyet atfetmelerinin sebebi direkt can ve şifaya sebep olmalarından kaynaklandığını diye düşünüyorum. Elbette ki örneğin bir öğretmenin kutsallığı kadar olabilir mi ki? Yani. Veya herhangi bir insana hizmet eden ama cana dokunduğu için onlara şifaya, hayat kurtarıyor değil mi? Hayat kurtarmaya vesile olduğu için. Çöp, mesela bir çöpçünün bile kutsiyeti vardır. Niye? Çünkü elim ayağımızda dokunmayacak veya bizim sıhhatimizi yiyeceğimiz son zamanlar pek. Hocam müthiş. Mesele. O manada insanlara hizmet eden her meslek kutsiyet. Ama cana dokunduğu için, şifaya vesile olduğu için herhalde kutsallığında oradan atıfta bulunuyorlar. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Hele şimdi pandemi de değil mi hocam? Yani öyle bir sağlık sektörü diyorlar. Ben o kelimeyi sevmiyorum. Eyvallah, yani eyvallah. Sektörü, sağlık evet. Sektör. Hem kutsallıktan bahsedeceğiz hem onlara bir paye vereceğiz. Değerini teslim etme noktasında. O birazcık haber sunumlarında denk geliyorum. Sağlıkçılar, sağlık sektörü. Hani nasıl şimdi böyle bir cümleden sonra nasıl bir saygı bekleyeceğiz? Eyvallah. Gibi tırnak içinde. Hocam kutsal meslek tamam. Bu kutsal mesleğe ve diğer mesleklerin de kendi içerisinde kutsallıkları var. Aslında derecelendirildiğine göre de işte hayati noktada en çok ilk acil yardım diyoruz ya herhalde ilk aciliyeti gerektiren noktada doktorluk olduğu için belki de kutsallığı daha da artıyor. Tamam dolaylı olarak sizin buyurduğunuz gibi çöp almasa mikrop dolaşacak ona gidecek ondan ona bulaşacak. Yani sonra... Bu anlamda anladığımıza inanıyorum. Kardeşlerim de anladı. O yüzden bunu daha fazla uzatmayalım ama bir de yemin var hocam. Şimdi kutsallıkla yemini de hemen soruyorlar. Yemin ediyormuşuz. İşte Hipokrat yemini. Yani aslında sormak istediği kardeşimin eyvallah, o. Eyvallah. O konuya da birazcık. Yemin, ya Hipokrat'tan dolayı gelen bir hadise ama yine insanın mahremini açabildiği eşinden, anasından, çocuğunun dışında mahremini açabileceği yegane mesleklerden en başında gelen doktor. Kutsiyeti de belki yine buraya atıfta bulunabilir. Doğarken hocam zaten elinde mahremiyeti mi kaldı? Aşamasında da öyle. Ve paylaşılabilecek sırların da hasta ve hekim arasında kalması gerektiğinden dolayı ve din, ırk, hiçbir görüş, düşman olmadan hizmet etme zorunluluğunu hatırlatması açısından. Ben hep şöyle bilirdim hocam. Bir şey bildiğimden değil de şöyle yani Hipokrat yemini deyince bunlar insanın hayatını kurtarmaya yemin ediyorlar. Sadece böyle anlardım. Yani ne olursa olsun her hal ve şeraitte biz seni kurtaracağız. Ama uçarken ama yerdeyken nerede olursa olsun doktor var mı denildiğinde ben kaçmayacağım. Ben hizmetteyim. Yani ben böyle anlıyordum. Eyvallah. Ama sizin dediğiniz hocam orayı herhalde birçok kardeşimiz benim gibi düşünebilirler. Onu bilmiyordum. Yani Hipokrat yemin içinde bu dediğinizin ne olduğunu temel mantığı bu yani. Mahremiyet dediniz hocam onu bilmiyordum. Mahremiyet şu eyvallah sizin buyurduğunuz kısımda da var. Yani genel anlamda ne olursan ol düşmanın dahi olsa yardımcı olacaksın. Yardıma muhtaç olan kimseyi mesleğini uygulamak zorunlu. Bir de hastanın sırrını vakfettiği sana verdiği o sırrı da saklama mükellefiyeti var. Evet yemin mahkemeler aklımıza geliyor. Hollywood kazımış ya bize. Sayın yargıç işte elimi kaldırıyorum ayağımı tavana uzatıyorum. Şu var ama ya sonuçta bizim kültürümüz sırrın korunması mahremiyeti dediğimiz şey. Hizmetin sınırsızlığı yani kimin ne olursa olsun. Hele bir doktorsan ben bunu sevmiyorum. Bu benim düşmanım. Ben buna hizmet etmem mantığı olmaması. Dildi ırk ayrımı yapmadan. Evet. Ondan sonra hocam bir de bize bir dil çıkıyor karşımıza.
Latince. Ne annem anlar, ne babam anlar, ne anneannem anlar. Bir yazı gelecek karşımıza. İşte bir de yazı var hocam. Bunu çok merak ediyorlar. Ya bu hala böyle mi? Böyle mi gidecek? Mi? Evet. Dil ama bütün mesleklerde olan teknik lisan. Yani bir mühendisin kullandığı da dil ayrıdır. Bir kimyagerin kullandığı da dil ayrıdır. Tıbbın da dili ayrıdır. O meslek yani açısından kaynaklı. Fakültede de mi öğreniliyor hocam? Zaten en başından şey yapılır. Birinci sınıfta mı başlıyor? Bunun yayın evleriyle ilgilenenler de bilirler. Toy Akademi'nin kardeş kuruluşu da bilirler. Biz çocukluğumuz onlarla büyüdüler. Zamanında tıp terimleri sözlüğü vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Nobel kitap evi. Nobel kitap evi değil mi? Evet. Tıp terimleri kitabı vardı. İlk başlarken nasıl olacak falan, bunları biz öğrenebilecek miyiz ya, bu ne demek, şu şudur falan. Zamanla bakıyorsunuz ki o işi, yani anne dilini nasıl, ana dilini öğreniyorsunuz, bir yabancı kelimeyle nasıl öğreniyorsunuz, o sözlüğe ihtiyaç duymadan halledebiliyorsunuz. Hipokrat yemininden sonra Latince'yi de sordum. Bir de hocam bu tıp fakültesine girmek istiyorlar. İşte sayısal, sözel vesaire, bu terimlere de artık onlar da girmek istiyorlar bir yandan, ama kafalarında şu var. Yani bir de kabiliyet mevzusu yok mu burada? Yani yoksa branşlar mı o dediğimiz, sonradan mı? Bazısı da böyle soruyor. Benim gözüm o kadar iyi değil, işte ben ne yapayım tıbbı diyor. Yoksa ona göre bir saha açılıyor mu? Bunu baştan düşünmesi yanlış mı? Vallahi Tevruz abi çok güzel bir konuya girdi. Yani çocuklar açısından da. Kendi bendeniz anlamında bunu anlatabilirim en azından. Meslek seçmek evet puan tutar, o olur, ideal olur. Ama insanlar, kardeşlerimiz, benim de çocuklarım var. Gönlünde yatanı seçmelerini isterim. Yani bunu nasıl anlayacağım? Ya ben 7. sınıftayım, 8. sınıftayım. Nasıl anlayacağım? Ben bunu nasıl anlarım? Gereğini yapsınlar, hakkını versinler, dersin hakkını versinler, sorunun hakkını versinler. O hangi ders olursa olsun. Varsa hakkını bravo versinler. Onları düşünmesinler. Zamanı geldiği zaman, o tercih zamanı geldiği zaman, ya onlar gözlerini kapatsalar anlayacaklar neyi istediklerini. O istediklerin yerine gitsinler. Kesinlikle. Şu ne der? Annem ne der, babam ne der, komşu ne derden ziyade ben memlekete, vatana, ümmete nasıl faydalı olabilirim, işi en doğrusunu, en güzeli nasıl yapabilirim cevabını verdikleri mesleği seçsinler. Her doktor bilirmiş hocam, öyle mi? Özellikle İstanbul doktorları hepsi bilir de çapa cerrahisinden geçen, diğerleri aşağı yukarı bir markadır, bir isimdir. Yayındayım abi, yayındayım. Tamam, Toy Akademi, Toy Akademi. Benim anneciğim, ben... Çok affedersiniz. Estağfurullah. Cerrahpaşa ve Çapa'da satış yerleri vardır. Yani bir bilinir Nobel'den. İşte anneciğim da bu şeyi varmış. Canım anneciğimin hayali varmış. Bizi ortaokul, liseye götürürken Cerrahpaşa'nın karşısında Davut Püce Lisesi mezunuyum ben. Anneciğim derdi biz ki oğlum doktor olacak. Bizim kafamız oradan onu koymuşlardı. Nobel'den de alışverişimi yapacak. Kitabını buradan alacak diye. O hayali vardı. Böyle reklam ben, Erol abi. Böyle için, reklam. Benim için önemli bir şeydir. Değerlidir. Kıymetlidir. Kısmet oldu. Çapa'dan aldık. Cerrahpaşa'dan aldık. Kısmet oldu. Ne yani güzel. Nobel ne bu güzel manada değerli ve isimdir. Yani şu anki PR'ların falan dışında kendi reklamını ve kendi oturmuş bir şeyi vardır. O yüzden yani Toy Akademi bu genç çocuklara da bu kalitede bu hizmeti vermeye dair bir zevk. Eğitime tekrar gelirsek en zorlu evet kısım birisi eğitimdir. Sabırlı bir eğitimdir. Ve usta çırak ilişkisini birebir barındıran bir eğitimdir. Yani bu genelde okul olduğu için pek bir şey yapmazlar. İşte dışarıdan alay eder ama tıpta bu söz konusu olamaz. Ustalığı da barındıran fakülte. İyi bir hekim olacaksa o ustalarına, hocalarına, eğitmenlerine dikkatlice bakıp onlardan o tecrübelerini almaları lazım ve ömür boyu kullanabilecekleri şeyler. Bunlar dersler, kitaptan, sorudan öğrenemezler. Çok önemli. Tıbbın bu sanat olmasının bir sebebi de odur. Yani o ilk lisanlardan, Hipokratlardan. Ben sınavı geçtim değil sadece. Değil. Sınavı geçersen oturursun. Şimdi işte artık gelişti uzmanlık sınavları şeylerle ama bu onda değil. Hocam doktor dizileri var. Orada zorluklarını da gösteriyor ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Kısaca belli bir yayını ya da yapımı eleştirmek adına demiyorum. Oradan da böyle bazı şeyler var. Bazısı mesela okumuş gelmiş. Öbürü de diyor ki yeni mi tıptan geldin? Geç bakalım falan. Hani şöyle şey yapıyor. O da bir bakıyor işte falan. Yani başka bir şey istiyor. Bilim dışında bir şey aslında koyuyor şu ortaya. Bilgiyi kullanabilmek becerisi. Bilgi her yerde var. Ha, belki tecrübesini kullanıyor eyvallah diyelim. Tamam. Bilgiyi kullanabilmek. Tecrübe işte usta sanat, usta çırak tamam ilişkisi de odur. Sanatın da adı odur yani. Bilgiyi kullanan, bilgi her yerde var. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgi hafızanda tutman da gerekir, tutmayacağın bilgiler de vardır. Ama bunu nerede sentezleyip kullanabileceğin ustandan öğreneceksin. Bilgiye götüreceksin. Çırak olman lazım. Eyvallah. Çaylak değil, bir çırak. De el becerisindeki kısım, el becerisinde de geldiği zaman yine ustandan göreceksin. Cerrahileri nasıl yapıyorsun, uzmanlık alanlarına o girdiğin zaman, geçecek her branşa girdiğin zaman. Ve hocaların adamlığını öğreneceksin, insanlığını öğreneceksin.
ve talep edeceksin ki talebe olacak. Oo, hayat dolu hocam, felsefelerden her yerden hocam, hayat eğer çok talebe güzel. Olamazsan talep etmezsin, öğrenemeyeceksin. Başından geçen böyle vardır ya hocam, ilginç bir anı ya da tıp öğrenciyken ya da seçme yolundayken, gerçi anneniz çok güzel size somut olarak da göstermiş. Eyvallah. Kitabı alacağınız yere kadar. Eyvallah. Hocam. Anne duası bence. Yani ben kendim açımdan söyleyeyim. Başlangıç aşamasında belki kardeşlerim açısından da bir faydası olabilir. Ailenin yönlendirmesi. Annem bana hiçbir zaman illa doktor olacaksın gibi bir baskı içinde değil ama ben doktorluktan başka bir seçeneğim yokmuş gibi bir. Yani gözümü açtığımdan beri doktor olmam gerekiyormuş gibi bir altyapım var. Yani şimdi sorsanız ne zaman doktor olmaya karar verdiniz? Yani ben zaten doktor olacaktım, başka bir şey olmayacaktım ama anne baskısı değil, anne yönlendirmesi, adımın Levent olduğunu bildiğim gibi ben doktor olacaktım gibi bir durumum vardı. Her şimdi tercihim değişir miydi? Başka bir şey, bu başka bir şey. Zevk alıyor muyum? İnanılmaz zevk alıyorum. Memnun musun? İnanılmaz memnunum. İçinizden gelen. Eyvallah, yani zevk almadığım zaman bırakacağımı inandığım bir meslek. Yaşım kaç olursa olsun. Yani kariyer için ekonomik getirisi nedir bilmiyorum ama belli yerlerde olanlar herhalde bunun da faydalarını görüyorlar. Çünkü zor bir meslek. İcra ediyorsan ve iyiysen, tecrübeliysen ya da iyiden tırnak içinde. Bunu bizim söylememize gerek yok ki. Halen sınavlara bakarsanız ilk 1000 talebe, ilk 500 talebe, evet, ilk tercih edilen kısımlar. Evet. En zekiler hala bu kadar gözde meslekler, yeni meslekler olmasına rağmen tıbbı seçtiklerine göre vardır bilmiyorum. Bunda ekonomik getirisi de var, kariyer de var, dünyevi olarak koyduğu şey de var, mesleki haz da var, bu kadar emeğinin karşılığını, kesinlikle, almak da var. Hepsi var, var, var. Ama en sonuçta mutlu olacaksan seveceksin. Hocam ilginç anı. Mesela uçakta çok duyarız, anons ederler işte. İçimizde doktor olan kabin amirine kendisini tanıtsın lütfen. Hemen gelir onun gelişi hocam. Yani karizma var ya. Ya grubu. Herkes bir döner var. Evet yani ve hep en arkadan geliyor ya. Ya ya madem bu adam doktor Allah aşkına önceden hocam ön tarafa oturtulamıyor mu ya? Vallahi böyle spontan hemen bir şey aklıma gelmedi. Tamam bu kadar hocam. Çok ben şey o yüzden böyle benim de aklıma mı geldi? Herkes yani bir şey düşününce yaşadığı yani için böyle net bir şey olmadı. Seçtiğim grup da şey olduğu için ben aile hekimiyim, kendi yaptığım iş. Hep rutin ve kendi büyüttüğümüz çocuklar, yani anı dersiniz belki farklı da aynı bir şey değil. Evet. Şey olmuştu. Mesela bak bu olabilir. Aynı mahalledeyim ve 20 yıldır o mahalledeyim ben. Aile hekimi olarak artık çocuklarım, küçücük çocuklarım benim büyüdüler, onların çocukları geldi ve onlara bakıyorum. Senin geçenler, babanda da vardı bu hastalık. Geçenlerde bir hastam geldi o şey manasında. Aile hekimliğinde gerçek versiyonu da bu. Biliyorsunuz ne olduğunu, ne gittiğini. Bir çağrıcı geldi, dedi ki çocuğumun aşısı falan olacaktı, okul aşısı nasıl olacaktı falan diye başka bir ekip gelip yapacak. Ama bana siz gelmiştiniz dedi. Hanımefendinin yaşı 25 falan böyle bu civarlarda. Bana siz gelmiştiniz aşıya. O sırada yaşlandığımı anlamıştım. Belki bu böyle. Onun dışında çünkü bizim güzel. Aile hekiminden dolayı da böyle çok atraksiyon, böyle çok aman ben geldim doktor durun ayrılın falan kısmında pek hatırlamıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi çok uzun daha muhabbet edelim ama zaman zaman yine konuk etmek isteriz sizi hocam. Siz de münasip görürseniz. Biz çok bilgilendik. Toy Uzman'ın konuğu olarak değil bir hocamız olarak dinledik. Bazı klişeler böyle mecburen takdimde ve hepimizden kesinlikle programı kapatırken çok tek kelime istiyorum. Korona ne zaman biter hocam? Böyle yok böyle yapıyorlar ya. Korona ne zaman biter? Ya böyle bir soru olabilir yani mi hocam? Yani her şey diye bence korona bitmeyecek zaten. Korona hiçbir şekilde bitmeyecek. Aynen şu anda haşen en bir gribi, domuz gribi diye adlandırılan bitmedi ki. Gribin bitmedi. Normal influenza'nın bir ailesinden kabul edip normal rutin mevsimsel gribin içine girdiği gibi bu koronavirüs de şimdi yeni olmadı ki korona. Yeni tip korona diyoruz. Yıllardır var. Evet, evet, evet. Zaten ölümlerin, soğuk algınlığı ölümlerinin, şey ölümlerinin, üst solunum enfeksiyonu %10-15'ini zaten olan bu yeni tipi. Bu da bir mutasyon olacak. Evet. Bunu yaradan biliyordu ne zaman biteceğini ama alışacağız yani. Daha kesinlikle. Biz tedbirlerimizi, siz hekimlerimizi dinleyerek, tavsiyelerinizi uyarak ve bir de bu şeyi sorabilirler hocam. Bu pandemi döneminde maske yok gibi diyebilirler. Daha önce yorumlarda da yazmışlar. Çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için. Ama açıdan dolayı belki gözükmez ama bizim aramızda o Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu 1,5 metre var. Hepinize iyi günler.